Arkadaşlar merhaba, uzaktan eğitim videoları sayesinde kaldığımız yerden konuları da işlemeye devam ediyoruz. Bugün konumuz ilk orta çağlarda Avrasya, İslamiyet öncesi Türk tarihi ya da diğer de işte ilk Türk devletleri. Önce bir coğrafyamıza bakalım. İlk Türk devletleri, ilk Türkler hangi coğrafyada, hangi bölgede yaşıyorlardı? Orta Asya demiş olduğumuz yerde yaşıyor. Orta Asya'nın tabii ki belli bir sınırı, belli bir yolu yordan var. Batıda Hazar Denizi olmak üzere, güneyde Himalaya, doğuda Kingan Dağları, diğer ismi Karanlık Dağları ile beraber kuzeydeki Sibirya bölgesi bizim için Orta Asya coğrafyası olarak ifade edilebilmektedir. Peki burada yaşayan insanlar tabii temel geçim kaynağı nedir? Türklerin temel geçim kaynağı burada hayvancılıktır arkadaşlar. Göründüğü üzere bölgede çok çok verimli bir sulak arazi yok. Bozkır kültürü hakimdir. Hayvancılık olduğu için de bölgede az otlak olduğu için de sürekli otlak savaşları meydana gelmekte. Otlaklarından dolayı da belli zamanlarda Türkler farklı coğrafyalarda göç edeceklerdir. Peki bu insanlar temel geçim kaynağı hayvancılık olmakla beraber göçe ve yaşam tarzına sahiptirler. Hayvancılık bir sonucudur. Beraberinde hayvancılık yaptıkları için, özel mülkiyet kavramı olmadığı için, sürekli coğrafyada oldukları için toplumsal sınıf farklılıkları ilk Türk devletlerinde görülmez. Beraberinde yaşam tarzının dolayı da yazıyla geç tanışmışlardır. İlk Türk devletleri, ilk Türk halkı. Bölgenin en önemli geçim kaynağı arkadaşlar İpek yoludur. İpek yolu bölgedeki Çin'le Türk mücadelesinin temel odak noktasıdır. Çünkü İpek yoluna hakim olan devletler beraberinde ekonomik kazancı, ekonomik kazançla beraberinde güçlü bir devlet yapısını ortaya çıkaracaktır. Yine Türkler için Orta Asya bölgesindeki kutsal şehir ise Ötüken'dir. Ötüken birden fazla kurulmuş olan devletlerimizin hemen hemen ortak başkentidir diyebiliriz. Göçlerin sebeplerine bakacak olursak demiş olduğumuz gibi Türklerin temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Hayvancılıkla beraber de tamamen ilkel yapılan hayvancılıktan dolayı da kıtlık ve kuraklığa bağlı olarak da göçler ortaya çıkmış. Hayvanlar arasındaki salgın hastalıklar Türklerin farklı coğrafyalara göç etmesine sebep olmuş. Nüfus kalabalıklığı ve otlak yetersizliği yine hayvancılığın ortak sonucu olarak göçlere sebep olurken Türk kavimler arasındaki çatışmalar da göçlerin temel dayanak noktasıdır. Arkadaşlar Orta Asya bölgesinde Çin, Moğol ve Türkler hüküm sürmektedir. Daha çok bu üç kavim ağırlıklı olmakla beraber zamanla kendi içinde bölüşen, ayrışan Türkler Çinlerin baskısına dayanmış ve ileriki süreçlerde kavimler göçü diyebileceğimiz unsurla beraber Batıya ve Orta Asya'nın farklı bölgelerine göç etmeye başlayacaklardır. Ve yine Jiyan hakimiyeti yeni toprak elde etme isteği Türklerin farklı bölgelere göç etmesine sebep olmuştur. Peki göç ortaya çıkınca neler meydana gelecektir? Bir de bunlara bakalım. Türkler Asya, Avrupa, Kuzey Afrika'da çeşitli adlar altında yeni ve güçlü devletler kurmuşlardır. Mesela Mısır'da Memlükler, Anadolu coğrafyasında Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti, Avrupa'ya gidecek olursak Avar, Büyük Hun Devleti bu göçlerin sonuçlarından birisi iken Türkler yerleştikleri bölgenin halklarına atı evcilleştirme ve maden işlemeyi öğretmişlerdir. Yaşama bu etkileşim sonucunda ön Asya ve Avrupa toplumları maden devrine girmişlerdir. Bu cümlede de şunu görebiliyoruz. Türkler gelmiş olduğu yerlerdeki medeniyet seviyesi gitmiş oldukları medeniyet seviyesinden kat ve kat daha üstündür. Çünkü Avrupa'daki insanlar hala atı evcilleştirmeyi bilmiyor. Avrupa'daki insanlar hala maden işlemeyi de bilmiyorlar. Devam edelim. Türkler dünya tarihinde en çok ise askeri alanda etkileyeceklerdir. Orta Asya'nın kültürüne bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane kültür ögesi karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilk 3 tanesi bizim için önemli de ne bilir? Çünkü ÖSYM bunlardan ayette soru tarzında soru üretmeyi başarabilir. Nedir bu? Ana kültürü, atın ilk defa ortaya çıkmış olduğu kültürdür. Bu kültür Orta Asya'nın en eski kültürüdür. Doğrudan ayette sorusu. Atın ilk defa ortaya çıkmış olduğu kültür ve beraberinde Orta Asya'nın en eski kültürüdür. İkinci kültür çeşitimiz Afinosöve kültürüdür. Türklere ait en eski kültür bölgesidir. Bakın dikkat edin. Orta Asya'nın en eski kültürü ana kültürü, Türklerin en eski kültürü ise Afinosöve kültürü. Beraberinde Takar kültürü ise günümüze en yakın olan kültür çeşididir. Tabii ki Androna ve Karasu kültüründe isimleri bilmekte fayda var. Devam edelim arkadaşlar. Orta Asya bölgesi yaşamış olan Türkler farklı coğrafyalarda farklı milletlerle karşı karşıya geldiği için farklı şekillerde telaffuz edilmiştir. Çin kaynaklarında Türk kelimesinin anlamı mifer olurken Kaşgarlı Mahmut'a göre Türk kelimesinin anlamı ise olgunluk çağıdır. Yine Macar tarihçi Vamre'ye göre ise Türk kelimesinin anlamı türemek anlamına gelirken Ziya Gökalp'e göre Türk kelimesinin anlamı ise kanun ve nizam sahibi olacaktır. Orta Asya coğrafyasına bakacak olursak Türklerin ilk defa tarih sahnesine çıkmış olduğu yer 6. yüzyılda Bizans kaynakları tarafından Türkiye ismiyle anılmıştır. 12. yüzyılda ise Anadolu coğrafyası için yine Bizans kaynaklarında Türkiye kelimesini
söylediğini görebiliriz. Aynı şekilde arkadaşlar Avrupa'nın, Orta Avrupa bölgesinde Suriye ve Mısır dolaylarında da zamanla bu coğrafyalar için Türk kelimesinin, Türkiye isminin kullanıldığını bilmekte fayda var. Gelelim ilk Türk devletlerine. İskitler. Tarih sahnesine çıkan ilk Türk devleti ve ilk Türk topluluğudur. Karadeniz'in kuzeyinde Ukrayna, bugünkü Ukrayna, Polonya topraklarını hüküm sürmüş, zaman zaman Balkanlar ve Kafkaslar dolaylarında Anadolu'ya giriş yapmış olan bir Türk devletidir. Atı Türk tarihinde evcilleşen ilk devlettir, ilk topluluktur. Bakın dünya tarihinde atı ilk defa biz evcilleştirmedik. Buradaki kelime anlamında Türk tarihinde atı evcilleştiren ilk topluluğun İskitler olduğuna bahsediyor. Devam edelim. Türk heykelcilerinin ilk örnekleri olan balbal taşlarında bunları kullanmışlardı. Peki balbal nedir? Balbal ölmüş olan kahramanların, ölmüş olan yiğitlerin hayatı boyunca öldürmüş olduğu kişilere, kişilere bağlı olarak sayıca mezarın başına dikilen taşlardır. Yani oradaki taşlar hayat boyunca öldürmüş olduğu düşmanları simgeler. Bu da bizim tarihimizde ilk defa heykelcilerin ilk örnekleri olarak ifade edilir. Yine en ünlü hükümdarları Alperdunga'dır. Beraberinde Alperdunga destanında zaten vardır. Ve Tomris Hatun'dur ki Tomris Hatun bizim tarihimizde ve dünya tarihinde ilk kadın hükümdar olma özelliğini de taşıyacaktır. Dünyada ilk kadın hükümdarın yine İskitler'de olduğunu söylemiştik. Tomris Hatun'la beraber aynı zamanda bu insanlar bozkırın kuyumcuları olarak da bilinir arkadaşlar. Çünkü maden işlemeciliği konusu oldukça ileri gitmişlerdir. Kemer tokaları, kılıçlar, hançerlerin tokalarının başlarına hayvansal altından üsluplar yapmışlardır. Temel geçim kaynağı hayvan, hayvancılık, ekonomik uğraşları sanat eserlerini etkiliyor ve kemer tokalarının, hançerlerinin tokalarının başlarına ise hayvansal altından üsluplar yapmışlardır. Bu da onların Bosnu Kuyumcuların özelliğini vermiştir. Devam edelim ve tarihte kurulmuş olan geniş anlamda geniş çaplı teşkilatlı ilk Türk devleti olan Asya Hun Devleti'dir. Bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır arkadaşlar. Teoman'ın da Mehdi diye bir oğlu olacaktır. Ki Asya Hun Devleti ve Türk tarihini yaparak zamanını yaşatacaktır. Teoman zamanında Türkler ilk defa teşkilatlı bir yapıya sahip olmuş ve Hun adı altında, Büyük Hun Devleti adı altında devletini kuracaklardır. Çin Seddi Teoman zamanında yapımına başlanmıştır. Türk akımlarını durdurmak için yapılan bir settir. Beraberinde Teoman'dan sonra tahta Mete Han geçecek. Mete Han ise Asya Hun Devleti'ne ve Türk tarihi en parlak dönemlerinden birini yaşatacaktır. Diğer Türk kavimlerine savaşmış ve onlar tek çatı altında toplayan ilk hükümdarımız Mete Han olacaktır. Yine aynı şekilde onlu sistem demiş olduğumuz onbaşı, yüzbaşı, alay, tabur gibi sınıfları ayırıp Türklerin saha avantajını daha iyi şekilde yönetmesini sağlayan askeri teşkilatlama yapısında dünya tarihine kazandıracaktır Mete Han. Beraberinde ikili devlet teşkilatını ortaya çıkaracaktır arkadaşlar. İkili devlet teşkilatının özelliği ise büyük çaplı olan bir devletimizin ikiye ayrılıp doğu kanadı asıl hükümdar olması, batı kanadında ise yak unvanıyla hükümdarımızın kardeşinin ve amcasının yönetimi şeklidir. İkili devlet teşkilatı büyük bir devletin kolay bir şekilde yönetilmesini sağlarken olumsuz yanı ise bir çöplükte iki olmaz misali hükümdarlarımızın birbirine düşüp devletimizin kısa sürede yıkılmasına sebep olabilir. Bakalım. Bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Teoman'dan sonra yerine Mete Han geçmiştir. Çinler Hun Türklerin akımlarını durdurabilmek için Çin Seddi'ni Asya Hun Devleti zamanında Teoman zamanında başlamışlardır diyebiliriz. Hunlar tarihte ilk defa bütün Türkleri bir bayrak altında toplayan siyasi birliği sağlamışlardır. Önemlidir. Mete Han döneminde Türk tarihinin ilk düzenli ordusu kurulduğunu söylemiştik. Ve dünya tarihine ve askerlik tarihine onlu sistem adı verilen sistem uygulamış. Bu da Türklerin sahada avantajlı bir konuma sahip olmasını sağlamıştır. Hatırlayın bir önceki slaytlarımızda Türklerin dünya tarihinin en çok askerlik adı altında etkilediğini söylemişti ki onluk sistem hakkında da inanılmaz bir şekilde deneyim sağladık. Askerlerine yeni tip süvari elbiseleri giydirmiş ve ıslıklı oklarla beraber Türk savaş teknolojisine büyük katkı sağlamıştır. Islıklı okların mantığı şudur, sen oku atıyorsun havaya, ok ıslık çalarak geldiği için karşıdaki düşmanın savaş duygusunu bozuyor. Onların cesaretini kırıyor. Düşün havada üzerinize binlerce ok geliyor ve bu oklar inanılmaz sesler çıkartıyor. Bu sizin ne kadar donanımlı olduğunuzun göstergesidir aynı zamanda. Ve beraber de demin de söylemiş olduğum gibi aynı zamanda ikili devlet teşkilatının ilk defa Mete Han zamanında oluşturduğunu söylemiştik. Devam edelim. Türklerin Çin'den en çok mücadele etmiş olduğu nokta İpek yolundan bahsetmiştik. Mete Han Çinlerle bu dönemde inanılmaz bir şekilde mücadele etmiş ve onları yenmiştir. Yenmesine rağmen Mete Han
Pekin'e yerleşip Çinleri yönetmektense onlar dışarıdan vergiye bağlamış ve dışarıdan yönetmeyi seçmiştir. Bu durumun temel amacı arkadaşlar kalabalık Çin nüfusu arasında Türklerin asimile olup milli kültür ve benliklerini kaybetmesini engellemektir ki oldukça etkili olmuştur. Devam edelim. İpek yolunda hakim olmak için Çin'le büyük mücadeleler yaşamışlardır. Meta'nın Pekin'i ele geçirmesine rağmen bu ülkeyi yerleşmeye uygun bulmamıştır. Çünkü Çin nüfusunun içerisinde Türk nüfusunun kimliklerini kaybedeceklerini düşünmüştür. Büyük Hun Devleti'nin Kiyok sonrası döneminde yaşanan iç karışıklıkları ve Çin entrikaları sonucunda Batı ve Güney şeklinde ikiye ayrıldığını görüyoruz. Batı kısmı Çin egemenine girerken Güney kısmı kendi içerisinde Kuzey ve Güney olmak üzere tekrar ikiye parçalanmıştır. Bağımsızlığını koruyamayan bunların bir bölümü kuzeye çekilirken bir kısmı ise Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göç etmişlerdir. İşte bu Avrupa'ya göç eden kısma biz tarihte kavimler göçü diyeceğiz. Kavimler göçü 375. Balami önderliğinde Türklerin batıya olan göçleridir arkadaşlar. Balami ve beraberinde Türkler Çin himayesine girmek istememişi, beraberinde bölgenin yetersiz ve elverişli olmasından dolayı batıya doğru göç edeceklerdir. Hazar Denizi'nin oradan Kırım ve beraberinde Avrupa'ya giderek bölge halkını etkileyeceklerdir. Bu gelişmeler beraber Avrupa'nın doğusunda yaşayan Vandallar, Franklar, Gotlar gibi toplulukların Avrupa içlerine yönelmesine yol açmış ve günümüzdeki milletlerin temelini atılmasına etkili olmuştur. Yine Avrupa'da 100 yıl kadar siyasi ve sosyal karışıklıklar yaşanmasına ortam hazırlayacak, bu gelişmeyle kavimler göçü olarak da adlandıracaktır değil. Peki kavimler göçünün sonuçları neler? Sadece Türkler değil, Türklerle beraber birden fazla kavim statüsüne yer değiştiriyor ve Avrupa coğrafyasının temel geleceğini değiştiriyor. İlk çağ kapanmış ve orta çağ başlamıştır. Bakın dikkat edin, burada Türkler ilk çağ kapatıp orta çağ başlatıyor. İleriki süreçlerde 1453 yılında ulu önderimiz, ulu ağalarımız Fatih Sultan Mehmet de orta çağ İstanbul'u fethiyle kapatacak, yeni çağ İstanbul'u fethiyle açacaktır. Büyük Roma İmparatorluğu 395 yılında kavimler göçüyle beraber ikiye ayrılacak ve Batı Roma 476 yılında, Doğu Roma ise 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından ortadan kaldırılacaktır. Avrupa'nın yerli halkıyla göç eden gruplar kaynaşmış ve bunun sonucunda da büyük Avrupa milletlerinin temeline atıldığını daha önce söylemiştik. Orta Çağ boyunca Avrupa'nın siyasi yönetim şekli olacak olan feodalite, derebeylik güç kazanmıştır. Aslında feodalite demiş olduğumuz kavram yerel yöneticilerdir. Bölgesel yerel yöneticiler. Kişi ya da kişiler onların topraklarında çalışıyor ve feodal bey de onların güvenliğini, kalacak yer sorununu çözüyor. Bu sayede hayat devam ediyor. Bizim için, Osmanlı Devleti için bakacak olursak feodalite iyi midir? Evet iyidir. Avrupa'nın siyasi parçalanmasına sebep olmuş. Bizim de Avrupa'nın işlerine gidebilmemizi kolaylaştırmıştır. Ve Avrupa'da yaşanan otorite boşluğundan dolayı Katolik Kilisesi güçlenmiş ve dogmatik düşünce sistemi olan skolastik düşünce etkinliğini kazanacaktır. Arkadaşlar, skolastik düşünce deney ve gözlemin yasak olduğu, yukarıdaki kişi ya da kişilerin özellikle Katolik Kilisesi'nin ne derse dediklerinin harfiyen kabul edildiği bir düşünce sistemidir. Bu sayede Avrupa halkı sömürülmüş, kilise eğitimle beraber egomanyasını orta çağ boyunca Avrupa'da sürdürecektir. Avrupa'ya gelen Cermen kavimler arasında Hristiyanlık yayılmaya başlanacaktır. Devam edelim. Feodal diye ayrı başlık altında işleyeceğiz. Toprak sahibi bazı soylular, derebeyleri korumasız kalan halkın kendi topraklarında tarım yapmalarına izin vermiş, korumaları altında kaldıkları için de bu insanlardan vergi almıştır. Yani ben feodal miyim, siz benim coğrafyama geliyorsunuz, benim arazimi ekip biçiyorsunuz, üretmiş olduğunuz ürünleri bana teslim ediyorsunuz, ben de bunun karşılığında size veyahut da sizin gibilerine güvenliğinizi sağlıyorum ve evimde yer açıyorum, size barınak sağlıyorum. Orta çağda ortaya çıkan bu yönetim biçimi feodalite olarak adlandırılmıştır. Derebeylerin halk üzerinde önemli yetkileri vardır ki köler olarak kullanıyorum ben sizleri ya da onları. Siyasi açıdan parçalanmışlık vardır. Bu bizim, özellikle Osmanlı Devleti'nin işine yarayacaktır. Ekonominin temeli toprağa ve tarıma dayalıdır ki coğrafi keşiflere kadar dünyada bu böyledir arkadaşlar. Ekonominin temeli hemen hemen bütün ülkelerde toprağa ve tarıma dayalı olacak. Coğrafi keşiflerinden sonra ise tamamen altın ve gümüş ve bununla beraber ticaret alacaktır. Ve derebeyleri kendi silahın güçlerine sahiptir demiş. Avrupa Hun Devleti. Asya'dan Avrupa'ya gelen Türkler göçü sonucu olarak Macaristan, Orta Avrupa dolaylarında devlet kuracaklardır. Kurmuş oldukları bu devlete Avrupa Hun Devleti ismini vereceklerdir. Bakın zaten Balevir bu devletin kurucusu, aynı zamanda kavimlerin göçünü de tetikleyicisi olmuştu. Kuzey Hunların Macaristan bölgesine yerleşerek Balevir önderinde Avrupa Hun Devleti'ni kurmuşlardır diyor arkadaşlar. Avrupa Hun Devleti en güçlü dönemini
Atilla zamanında yaşayacaklardır ki biz Atilla aynı zamanda Tanrı'nın kırbacı olarak ifade edeceğiz. Atilla Hristiyan Avrupalarca Tanrı'nın kırbacı, Tanrı'nın kamçısı olarak adlandırılmıştır. Atilla döneminde Bizans ve Papalık vergiye bağlanmıştır. Bizim için inanılmaz övünç bir noktası. Orta Asya'dan çık, Orta Avrupa'da devlet kur ve bununla beraber bölgenin en büyük iki devletini itaat altına al ve beraber de ekonomik kazanç elde et. Atilla Doğu Roma ile Marcus Barış Anlaşması'nı imzalayıp kendi üstünün onarak kabul ettirmiştir. Atilla'nın ölümünden sonra ise Avrupa Hun Devleti siyasi ve askeri gücünü yitirmiş ve zamanla merkezi otoritesini koruyamamıştır. Arkadaşlar, Orta Asya'da Çin entrikaları varken Batı bölgesinde Türklerin göç etmiş olduğu Batı bölgesinde Çin entrikalarının yerini ne yazık ki Bizans entrikaları alacak ve Avrupa Hun Devleti yıkılması da etkili olacaktır Bizans entrikaları. Birinci Göktürk Devleti, diyelim ismine Birinci Göktürk Devleti. Orta Asya'da kurulmuş olan Türk ismiyle, Türk adıyla kurulmuş olan milliyetçiliği, ulusalcılığı simgeleyen Türk Devleti'dir. Kurucusu arkadaşlar bu Bumin Kağan olacak ve en parlak zamanı ise Mukan Kağan zamanında yaşayacaktır. Hani biz daha önce demiştik ya, Metan döneminde bir ikili devlet teşkilatı vardır diye. İkili devlet teşkilatını Birinci Göktürk Devleti oldukça etkili kullanacaktır. Devletin doğu kanadında Bumin Kağan varken batı kanadında ise İstemi Yabgu, Yabgu ünvanıyla devleti yönetecektir. İstemi Yabgu zamanında da ise Akum devletinden, Akumlardan İpek yolunu ele geçirebilmek için önce Sasaniler ittifak yapacağız, Akum devletine son vereceğiz. Beraber de ilerleyen süreçlerde de Sasaniler'e son verebilmek için ise Bizans'la ittifak yapıp bu sefer Sasani devletini ortadan kaldıracağız. Yani ekonomik çıkarlar ülkelerin siyasi politikalarına yön vermiştir. Yine bu dönemde ilk defa İstemi Yabgu döneminde ya da Birinci Göktürk Devleti zamanında Türkler ve Bizans arasındaki etkileşimi, siyasi etkileşimi, karşılıklı ilişki getirip götürmenin farkını, hissiyatını göreceğiz. Avar egemeninde yaşayan ve yönetime ters düşen Göktürkler, bu mükan liderinde ötüken merkezli bağımsız bir devlet kuracaklardır. Göktürkler, Türk kelimesini devlet adı olarak kullanan ilk Türk topluluğudur ki, burada Türklerin milliyetçi ve ulusalcı olduğunu görebiliriz. TYT soru tarzıdır bu. Egemenlik altındaki toprakları Türk geleneklerine bağlı olarak Doğu ve Batı şeklinde yönetmişlerdir. Doğu bölümünde bu mikam kutsal kabul edildiği için asıl akan Doğu bölümde, Batı bölümde ise İstim Yaklı ülkeyi yönetimi söylemiştik. Göktürklerin en önemli hedeflerinden biri ise İpek yoluna hakim olabilmektir. Tekrar söylüyorum, İpek yolunun büyük çoğunluğu bu dönemde Akkunlu Devleti himayesinde. Akkunları yıkabilmek için ilk başta Göktürk artı Sasani Akkunlara son verdik. Daha sonra Sasani yok edebilmek için ise Göktürk artı Bizans Sasaniler yok edildi. Bu yolda Çinlere mücadele ettikleri gibi Akkunlar ve Sasaniler de mücadele etmişlerdir. Akkunlara karşı üstünlük sağlamak amacıyla Sasanilerle ittifak yapmış. Daha sonra da güçlenen Sasaniler'e karşı ise Bizans'la anlaşmışlardır ki ilk Bizans Türk iletişiminde Birinci Göktürk Devleti'nde olduğunu tekrar söylüyorum. Önemlidir çünkü. Devlet en parlak döneminin Mukan Kağan zamanında yaşadığını bahsetmiştik. Çin baskılarının artması ve iç karışıklarının yaşanmasına bağlı olarak Göktürk Devleti ikiye ayrılmıştır diyor. Doğu Göktürk Devleti 630'da, Batı Göktürk Devleti ise 659 yılında Çin egemenliğine ne yazık ki girecektir. Bakalım tarihteki ikinci Türk Devleti, Kutluk diğer ismi de ikinci Göktürk Devleti. Kutluk İlteliş Kağan, dikkat edin, Kutluk İlteliş Kağan önderliğinde Çin'e karşı girişilen bağımsızlık mücadelesi başarılı olmuş ve ötükende Kutluk Devleti kurulmuştur. İlteliş'in kelime anlamı nedir arkadaşlar? İlteliş'in kelime anlamı derleyen, toplayandır. Birinci Göktürk Devleti'nin yıkılmasıyla beraber sağa sola dağılan Türkleri tek çatı altında toplamış ve tekrar devletimizi kurduğu için, ikinci Göktürk Devleti'ni kurduğu için burada Kutluk Kağan'a İlteliş ünvanı verilmiştir. Yani derleyen, toplayan anlamında. Kutluk Devleti'nin en güçlü dönemini Bilge Kağan ve kardeşi Kültügin yaşatmıştır ki Bilge Kağan daha çok siyasi ayaktır, Kültügin ise daha çok askeri sınıfı temsil eder. Ve bu iki kardeşe rehber olan bir kişi ise Türk tarihinin ilk vezir olan Vezir Tonyuk'un da burada ortaya çıkacaktır. Türk tarihine ait ilk yazılı eserler Göktürkler tarafından Orhun yazıtları bu dönemde ortaya çıkmıştır. Orhun abideleri, ileriki konumuzda işleyeceğiz. Orhun abideleri Bilge Kağan, kardeşi Gültigin ve Vezir Tonyuk'un taraf adına dikilmiş Yorluk Tigin tarafından da yazıldığını göreceğiz. Bilge Kağan'ın ölümünün ardından taht kavgaları yaşanmış ve Karluk, Basbil ve Uygurlar tarafından da Kutluk Devleti 744 yılında arkadaşlar oradan kaldırılmıştır.
Bakalım Uygurlar. İlginç bir devlettir. İlginç bir dini benimseyecekler ve milli benimseyecekler ne yazık ki kaybetme noktasına geleceklerdir. Bu zamana kadar anlatmış olduğumuz Asya Hun Devleti, Avrupa Hun Devleti, 1. Göktürk ve 2. Göktürk Devleti arkadaşlar hayvancılıkla uğraştıkları için yarı göçebe hayat tarzını benimsemişlerdir. Ama Uygurlar ise ileriki süreçlerde Böyük Han zamanında Manihizm dinini benimseyecekler ve ne yazık ki milli benimseyeceklerini kaybedip yerleşik hayata geçeceklerdir. Bakın Uygur Devleti Karabalasak merkezli olarak Kutluk Bilge Böyük Han tarafından kurulmuştur. Birinci farkı şu, Asya Hun, Avrupa Asya Hun 1. Göktürk ve 2. Göktürk'le beraber diğer Türk devletleri Asya'da Ötüken merkezi kururken, kutsal şehir olan Ötüken merkezi kururken, bakın ilk farkı Karabalasagun, yani Ordubalık şehrinde kurulacaklardı. Çinlilerin Orta Asya'ya gelmeni için Avrupalılar yaptıkları Talas Savaşı'nın Karluklarla birlikte Arapların tarafından yer tutmuş, dikkat edin, Karluklarla beraber Arapları seçmişler, Orta Asya'nın Çinleşmesini engellemişler. Karluklar bu Talas Savaşı'nda İslamiyet'i seçecekler, Uygurlar ise bu Talas Savaşı'ndan sonra ise Manihizm dinini seçeceklerdir. Böyük Han tarafından Manihizm dini benimsenmiş, Çinlere ait olan bu dinin Uygurlar arasında yayılmasına ortam hazırlamıştır. Uygurlar barışı esas alan bu inançla, bu inanç dinine de savaşın özellikleri ne yazık ki kaybetmeye başlayacaklardır. Manihizm dininden bahsedelim biraz arkadaşlar. Ticaret yoluyla Çinlere öğrenmiş olduğumuz bir dindir, yapay bir dindir. İnsanın tarafından ortaya atılmış olan bir dindir. Bu din diyor ki kesinlikle diyor, et yemeyeceksin diyor. Ve beraberinde kesinlikle diyor, savaşmayacaksın, barışçısın diyor. Türklerin tarihine bakacak olursak Türkler hayvancılıkla uğraşıyor. Ve temel gıda takviyesi ettir. Bu dini benimsediği için ve artık et yemeyeceği için Türkler tarım yapmaktan hayvancılık yapmaktan vazgeçeceklerdir. Alternatif yaşam tarzı olarak tarımı seçeceklerdir ve yerleşik hayata geçeceklerdir. İkinci önemli detay artık barışa esas aldığı için de Türkler eskisi kadar güçlü, kuvvetli ve savaşçılık özelliğini yitirmek zorunda kalacaklardır. Bakalım et yemenin ve savaş yapmanın yasak olduğu Mani inancı tarım ve yerleşik yaşamı benimsemiş ve Uygur arasında yerleşik hayatı yaygınlaşmasında rol almıştır dedik. Türk şehircilik ilk örnekleri ve Türk mimari anlayışlılık kalıcı eserleri Uygurlar tarafından ortaya konulmuştur. Bakın daha önceki süreçlerde Türklerin temel iletişim kaynağı hayvancılıktı ve taşınabilir sanat eserleri vardı. Uzun süreli hapis cezaları görülmezdi Türklerde. Kalıcı bir mimari eser de söz konusu değildi. Çünkü bugün burada varsın, yarın yoksun. Ancak Uygurlar bu totemi bozmuşlardı, kalıcı hale getirmişler. Artık kalıcı hapis cezaları vardı. Beraberinde taşınabilir değil de kalıcı mimari eserler. Artık evler yapılmaya başlamış. Evlerin yapılmasıyla beraber özel mülkiyet kavramı, tarım yapılmasıyla beraber özel mülkiyet kavramı ortaya çıkacaktır. Uzun süreli hapis cezaları göreceğini tekrar söyleyelim. Ve beraberinde birden fazla evin yapılması köy hayatını ve ileri süreçlerinde şehir hayatını ortaya çıkaracaklardır. Devam edelim. İlk kez duvar resmi diğer isme de fresko duvarların süslenmesi bu dönemde ortaya atılacak. Kağıt ve matbaayı yine hareketli harflerle kullanan ilk devletimiz de Uygurlar olacaktır ki kağıt ve matbaa sayesinde artık yazılı hukuk kuralları töre gibi hafif sözlü değil de yazılı hukuk kuralları tarihimizde ilk defa Uygurlar tarafından ortaya atılacaktır. Veraset uygulamaları ve Çin hileler nedeniyle zayıflamış olan Uygur devleti 840 yılında Kırgızlar tarafından ortadan kaldırılacaktır. Devletleri yıkılan Uygurların bir kısmı Çin'in Kansu bölgesine yerleşirken diğer bir kısmı ise Tufan Uygurlar olarak hayatlarını sürdürmeye devam edeceklerdir. Teşekkür ediyorum. İyi tatiller, iyi dinlemeler.